Peki görebildiğiniz ya da oradaki temaslarınızda bir de madalyonun öbür tarafından baktığımızda olumsuz olabilecek ya da yani insanların çok bireyselleştiği bir dünyadayız, yalnızlaştığı bir dünyadayız. Belki eğitimin, öğretimin bireylere kazandırılırken evet bir takım süratler, hızlar, kalıcılıklar sağlayabiliyoruz ama bir takım yönlerden de belki arzu ettiğimiz seviyeyi yakalayamıyoruz veyahut da o seviyede insanların psikolojik ve sosyolojik boyutlarını ihmal ediyoruz gibi eleştiriler var. Evet. Orada da bu konularda gözlemleriniz ya da gündeme gelen konular oldu mu? Elbette şimdi orada çeşitli seri konferanslar yapılıyor. Bunlar da konuşuluyor. Evet. Yani, mutlaka oturumlar vardı. Oturumlar var orada. Ciddi bir şekilde. Bir kısmına biz de katıldık. Bunlar söyleniyor. Bu zaten şu anda 21. yüzyılda eğitimin çok önemli problemlerinden birisi. Yani bireyselleşme, benleşme, daha çok bireysel hareketlilik, toplumdan soyutlanmış, kendi menfaatlerini öne çıkaran bir anlayış şu anda bütün toplumlarda ciddi bir şekilde kendini göstermeye, insanların karakteri bu olgularla güçlenmeye başladı. Epeydir bu devam ediyor. Ve bunların doğru olmadığı birçok eğitim platformlarında yani seminerlerde, konferanslarda, çalıştaylarda görüşülüyor. Bunun yolu tabii ki bunlar görüşülüyor ama peki buraya çare ne olacak buraya çare? Bu sosyal faaliyetlerle. Yani öğrencilerin sadece kendisini ilgilendiren değil, toplumun genelini ilgilendiren sosyal proje faaliyetleriyle, sorumluluk faaliyetleriyle aşılması düşünülüyor. Tabii birçok örnekler verilebilir. Şimdi Türkiye'de de çok var. Biliyorsunuz dernekler var, vakıflar var. Türkiye'miz içerisindeki bazı ihtiyacı olan müesseseler, şahıslara bir yardım kuruluşları. Bu fikren olabilir, madden olabilir, malzemeyle olabilir. Malzemeyle olabilir.